Özellikle fazlasıyla soru başlığı sizlerden gelen kalp krizinin geçirdiğini nasıl anlayacağız? Özellikle kalp krizinin belirtileri nelerdir? Ve kalp krizi geçiren kişiye ilk müdahale evde nasıl yapmalıyız diye gelen sorularınız var. Hepsinin cevabını değerli hocamızla sizlerle birlikte dinliyoruz hocam. Buyurun. Evet, kalp krizinin belirtileri bir hastanın veya bir hastanın yanında bulunan kişinin anlaması elbette çok önemli. Ne kadar hızlı müdahale edilir, ne kadar hızlı sağlık ekiplerine haber verilirse burada artık dakikalar hatta saniyeler önem arz etmeye başlıyor. Öncelikle hastalarımızın bilmesi gerekir ki bir kalple ilgili sıkıntı yaşadıklarında bu göğüs ağrısı olabilir. Bir terleme atağı olabilir beraberinde. Bu ağrı sol kola, sırta, boyuna, çeneye yayılabilir. Veya yayılım göstermeyebilir. Sadece lokalize, şu iman tahtası dediğimiz bölgede bir sıkıştırma tarzında ağrı olabilir.